Evet sevgili öğrenciler, merhabalar. Ahmet hocanızın kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda LGS'ye, TYT'ye uygun 20 tane güzel soru hazırladım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Birlikte başlayalım. Lütfen iyi takip edelim gençler. Kalınlığı 3 santimetre olan matematik kitabının her bir kapağının kalınlığı verilmiş ve her bir yaprağın kalınlığı verilmiş ve her sayfada 6 soru olduğuna göre kitapta toplam kaç soru vardır? Güzel bir soru. Dikkatli çözelim gençler, dikkatli izleyelim. Şimdi kalınlığı 3 santimetre, her bir kapağın kalınlığı 3 ise İki tane kapağımız var değil mi gençlik? Bir öndeki kapak, bir de arkadaki kapak. O zaman 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 demek 0, 6 demektir. Burada da sıfırımızı atalım. Ve toplam yapraklardan 2,4 santim gelecek. Ben bu 2,4 santimi bir yaprağın kalınlığına bölersem, yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 demek 0,04 demektir. Ben şuna bölersem, ondalıklı sayılarda bölmeyi biliyoruz. Şuraya bir sıfır atarsam, virgülden kurtarırsam 240 bölü 4 yapar. Burası ne yapar gençlik? 60 yaprak yapar. Eğer 60'ı 6 ile çarparsan B seçeneğine düşersiniz. Aman aman. 60 yaprak. Kaç sayfa demektir? 2 ile çarparsam. Yani 120 sayfa yapar. Her sayfada 6 soru var mı? Bunu 6 ile çarparsanız 720. Cevabımız E seçeneği. Elazığ'a selamlar olsun. Diğer bir sorumuza geçelim. Diğer bir sorumuza geçelim gençler. Basit bir soru. M verilmiş, A verilmiş, T verilmiş. Bize bu sayıların mat üzeri 3'ü soruyor. Matın 3. kuvvetini soruyor. Getirip yerine yazalım. M kaçtır Ebu Bekir? 2 üzeri 8. Oldukça net. Çarpı A'nın değeri 8 üzeri 2. Ben 8'i 2'nin küpü şeklinde yazarım. O küpte 2 ile çarpıldı, 6 oldu. T'nin değeri 16 üzeri 4. 16, 2'nin 4. kuvveti mi? Kuvvetin kuvveti 4'ü 4 ile çarparsan 16. Bunların tamamının 3. kuvveti. Önce parantezin içini halledelim gençler. Çarpmanın 1. kuralı. Ortak tabanımız 2 mi? 2'yi aynen alıyorum. Ve kuvvetleri topluyorum. 8, 6 daha 14, 16 daha 30. Parantezin içi 2 üzeri 30 yaptı. Peki bunlarda kuvvetin kuvveti mi? Evet. Kuvvetin kuvveti neydi? Üstleri çarpıyorum. Yani 2 üzeri 30 çarpı 3'ten 2 üzeri 90. Cevabımız Diyarbakır'a selamlar olsun. Evet. 3 nolu sorumuza bakalım. Fırat Üniversitesi kampüsünde 8 tane yeni bina yapılacaktır. Her binada 4 kat, her katta 16 sınıf, her sınıfta 64 sıra ve her bir sıranın maliyeti 256. Buna göre toplam ödenecek parayı bizden soruyor. Gençler, 8 tane bina var mı? 8 bina. Çarpı. Her binada 4 kat var mı? Çarpı 4. Her katta 16 sınıf var mı? Çarpı 16. Her sınıfta 64 sıra. Çarpı 64. Ve her bir sıranın maliyeti 256. Yani 2'nin kuvvetleri bize çarpılıyor. Gençler 8, 2'nin küpü. 4, 2'nin karesi. 16, 2'nin 4. kuvveti. 64 2'nin
6. kuvveti 256. 2'nin 8. kuvveti 2'nin 10. kuvvetine kadar bilmek zorundasınız. Peki gene çarpmanın birinci kuralı mı? Evet. Çarpmanın birinci kuralı neydi? Ortak taban alıyorum ve üstleri topluyorum. 3, 2 daha 5, 4 daha 9, 6 daha 15, 8 daha 23, 2 üzeri 23. D seçeneği. Denizli'ye selamlar olsun. 4 nolu sorumuz. Bir dikdörtgen kenarları 2 üzeri 3 ve 3 üzeri 4. Gençler 2 üzeri 3 ve 3 üzeri 4 aralarında asal. Ebu Bekir ne yapıyor? Bu kartonları kullanarak en küçük alanlı, yani en küçük bir kare elde ediliyor. Parçadan bütün oluşturuyorsanız bunun adı ekok mu? Ekok. Yani 2 üzeri 3 ile 3 üzeri 4'ün ekoku. Bu bize neyi veriyor gençler? Bu bize Ebu Bekir'in elde ettiği karenin bir kenarıdır. Bir kenar uzunluğudur. Bir kenar uzunluğudur. O zaman karenin bir kenarı belliyse çevresini soruyor mu bizden? Soruyor. Ebu Bekir'in elde ettiği karenin çevresi en az kaç birimdir? Ben bunu 4 ile çarparsam 4 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 4. 4 2'nin karesidir. Bir tanesini yalnız bırakalım, ayrı bırakalım. Diğerini bununla çarptım. 2 üzeri 4 oldu. 3 üzeri 4. Çarpmanın ikinci kuralı. Tabanlar farklı, üstler eşit. Tabanlar farklı, üstler eşit. Tabanları çarpıyorum. Baştaki ikimiz mevcuttur. 2 kere 3, 6 mı? Gençlik 6. Ortak kuvvet alıyor muyum? Alıyorum. Yani cevabımız 2 çarpı 6 üzeri 4. Erzincan'a selamlar. Evet, yolun 3'te 1'ine geldik. 5. soru. 5. soru. 1 bayt 8 bittir. 1 kilobayt 1024. 1 megabayt 1024 kilobayt. 1 gigabayt 1024 megabayttır gençlik. Bakınız Bertan ne yapıyor? Telefonun hafızası 64 GB. Buna göre diyor telefon hafızasının bit cinsinden değerini soruyor. Bit cinsinden. O zaman 10 üzeri 24 nedir gençler? 2 üzeri 10'dur. Bakınız 1 GB, 1 GB lütfen izleyin. 2 üzeri 10 megabayt yapar. Ben bunu 2 üzeri 1 daha 10 ile çarparsam kilobayt yapar. 1 kilobayt 2 üzeri 10 bayttır. 2 üzeri 10 ile daha çarpıyorum. Tamamı şimdi kilobayt byte yaptı. 1 bytta 8 mi? 8 de 2'nin küpü. Bunu düzenlerseniz cevabımız gelecektir gençlik. Çarpmanın birinci kuralı ortak taban alıyorum. Kuvvetleri 30, 33. Evet. Peki. Telefon hafızası bu 1 GB'tır. Bertan'ın telefonu 64 GB mı? Yani ben bunu 2 üzeri 6 ile bir daha çarpacağım. 2 üzeri 33. Bakınız tekrar ediyorum gençler. 1 GB 2 üzeri 33 bit yapar. 64 GB ne yapar? Yani 64 çarpı, yani 2 üzeri 6 çarpı ortak taban aldım. 2 üzeri 39. B seçeneği. Bertan'ın B'si. Bertan'a selamlar. Peki 6. sorumuza geçelim. Evet. Gençler tabloda satırların ve sütunların çarpımı birbirine eşittir. Satırların ve sütunların çarpımı birbirine eşittir. Yani birinci satırı alırsanız 2 üzeri 16'yı 2 üzeri 4 şeklinde yazarım. 4x oldu. Çarpı 8 2'nin küpüdür. O küp 4 ile çarpıldı. 12 oldu. Bu kime eşittir? Birinci sütuna eşittir. Yani 8 üzeri 4 2'nin küpünden 12 geldi.
ve 2 üzeri 18. Şu 2 üzeri 12'ler gider mi gençlik? Gider. Tabanlar eşit ise üstler eşittir. Yani 4x eşittir 18'den. Buradan x eşittir 9 bölü 2 gelir. Bunu cebe koyalım. Bunu cebe atalım gençlik. Peki diğer taraftan bu kez ikinci satırı yani 4 üzeri y 2 üzeri 2 y yapar mı gençlik? Ben bunu 2 üzeri 18 ile çarpıyorum. Kime eşitliyorum? Birinci sütuna eşit diyelim. Yani 2 üzeri 18 çarpı 8 üzeri 4 2 üzeri 12 yapar. 2 üzeri 18'ler sadeleşti. Bir eşitlikte tabanlar eşit ise üstler eşit olmak zorundadır. 2y eşittir 12'den. Buradan y'nin değeri kaç oldu? 6 oldu. Benden x çarpı y'yi soruyor. X'in değeri 9 bölü 2'di gençler. Y'nin değeri 6'ydı. 2 ile 6 sadeleşti. 3. 9 kere 3. 27 seçeneğimizdir. Ankara'ya selamlar. Evet, diğer bir sorumuza geçelim. Gençler, güzel bir soru. X artı 1'in y eksi 1'inci kuvveti 16. Bizden x ile y'nin toplamının alabileceği en büyük değerle en küçük değerin farkını soruyor. Bakınız, ben şurayı x artı 1'i 16'ya eşitliyorum. Çünkü x'in değeri 15 oluyor. Çünkü ben şurayı ne kadar büyük alırsam x'in değeri de o kadar büyük olur. 16'nın kaçıncı kuvveti? 16'nın kaçıncı kuvveti 16'dır? Birinci kuvveti. Yani y eksi 1 kaç olmalı gençler? Y eksi 1 2 olmalı. Özür diliyorum, 1 olmalı. Buradan y'nin değeri kaç oldu? 2. X ile y'nin toplamı maksimum 17 oldu. En küçüğünü bulalım. En küçüğü bu kez x artı 1'in değerini kaç alalım gençler? Eksi 4 mi alalım? Eksi 4 alalım. O zaman x artı 1 eşittir eksi 4'ten. X'in değeri eksi 5. Eksi 4'ün kaçıncı kuvveti 16'dır? İkinci kuvveti. Yani y eksi 1 kaç olmalı? Y eksi 1 eşittir 2'den. Ve buradan y'nin değeri kaç oldu? 3 oldu. X artı y'nin en küçük değeri eksi 5 artı 3'ten eksi 2 geldi. Ne diyor bana soruda? Farkları kaçtır? 17 toplamları farkları eksi 2'den eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. 17 2 daha 19. Düce'ye selamlar gençlik. Evet, 8 nolu sorumuz. Evet, şunu dinliyorsun değil mi? Emir öğretmen çarkı 10 defa çeviriyor. Okların gösterdiği sayıların toplamını istemiş öğrencilerden. Bakınız gençlik. Çark 5 defa sarı gelmiş. Yani 5 çarpı 40'ın karesi artı 4 kez mavi gelmiş. 4 çarpı mavinin değeri 20'nin küpü artı bir defada kırmızı gelmiş. Yani 1 çarpı 10'un küpünden 10'un küpü geldi. İşte bu ifadenin sonucunu soruyor. Dikkat ederseniz her 3 ifadede de 10'un karesi ortaktır. Yani ben bunun 10'un karesi parantezini alırsam 5 kaldı. Buradan 4'ün karesi 16 kaldı. 4 çarpı 10 şeklinde yazdım. 4'ün karesi kalır. Yani 16.
4 çarpı 10'un karesi dışarıda, içeride ne kaldı gençler? 10 çarpı 2'nin küpü. 10 çarpı 2'nin küpü 80 mi? Doğru yapmışız. 80 yaptı. Artı bir tane 10 kaldı. 10'un karesi, burası 80 yapar. Burası 320 yapar. Değil mi gençler? Burası 10 yapar. Ve dikkat ederseniz 80, 400, 410. 410 çarpı 10'un karesi. Hatta şu sıfırı da 10'un kuvveti olarak yana ilave edersem 41 çarpı 10 üzeri 3 yapar. A seçeneği yapar. Ağrı Dağı'na selamlar. Evet gençler, umarım anlıyorsunuz. Sıkılmayın. Her bir soru birbirinden daha güzel. Sıkıldığınız zaman durdurun. Bir mola verin. Alanı 2 üzeri 10 santimetre olan bir kare yanındaki gibi 4 eşit parçaya bölünüyor. Bakınız gençler, ben A'nın değerini tüm karenin alanı 2 üzeri 10 4 parçaya bölünmüş mü? Bölünmüş. 4'e bölüyorum. Yani 2'nin karesine bölüyorum. Dolayısıyla bölmenin birinci kararı 10 taneden 2 tanesi gitti. 2 üzeri 8 kaldı. 256. A değeri. B'ye bakalım. Bu kez B'nin değeri 2 üzeri 8 mebuş. 2 üzeri 8'i kaça bölüyorum? Gene 4'e bölüyorum. Yani 2'nin karesine. Buradan 2 üzeri 6, 64 oldu gençler. Ve şurası 64 mü? B'nin değeri 64. O zaman şu 2 tane C'nin olduğu, yani yarısı değil mi? Yarısı. C'nin değeri kaç oldu? 2 üzeri 6'yı 4'e böleceğiz. 2'nin karesi, yani 16. Ama 2 tane C var. 2 tane C ne yapar gençlik? 32. Bunları toplarsanız 352. Erzurum'a selamlar olsun. Evet, yolun yarısına geldik. Gençler, A muslu şurası A, şurası B. A muslu dolduruyor, B musluğu boşaltıyor. Bu iki musluk birlikte açılıp havuz tamamen dolduğunda A musluğu 5 üzeri 8 litre su akıtmış. A musluğu 5 üzeri 6 litre su boşaltmış. O zaman bu farka bakalım. Bu fark ne yapar gençler? 5 üzeri 6 parantezini alalım. 5'in karesi eksi 1 kaldı. Burası da 5 üzeri 6 çarpı 24 yapar. Havuzun tamamı 96 saatte dolduğuna göre 4 saat sonra havuzdaki su miktarını soruyor. O zaman şöyle minik bir orantı kurabiliriz. 96 saatte 24 çarpı 5 üzeri 6 litre su var mı? Bana 4 saatte kaç litre su olduğunu soruyor gençlik. Burası çarparsanız x'in değeri kaç olur? İşte 24 katına inmiş, 24 katına iner. Doğru orantı. Ya da içler dışlar çarpımı yaparsanız 5 üzeri 6 litre su olur. Cevabımız D. Dalaman'a selamlar olsun. Evet gençler, yine güzel bir soru. Şimdi Asaf elindeki topu aşağı doğru serbest bırakıyor ve top her çarptığında yüksekliğin 1 bölü 3'ünü kaybetmektedir. Aman aman! 1 bölü 3'ünü kaybettiğine göre bu top demek ki birden 1 bölü 3'ü çıkardığımız zaman her defasında
2 bölü 3'ü kadar zıplıyor. Bakınız gençler, birinci kademe bu. İkinci kez demiş olsaydı karesini alırdım. Üçüncü kez deseydi karesini, üçüncü kez deseydi küpünü, dördüncü kez dediği için bu kesinin dördüncü kuvvetini alıyorum. Çarpı yükseklik 27, 3'ün küpüdür 8. kuvveti. Düzenlerseniz gençler, 3 kere 8 24. 3'ün 24. kuvveti çarpı bu kuvvetimiz, unutmayalım, hem payın kuvvetidir hem paydanın kuvvetidir. 2'nin 4. kuvveti 16. 3'ün 4. kuvveti 3 üzeri 4. Ve şunlar 4 tanesi gider mi? Gider. Cevabımız 16 çarpı 3 üzeri 20 kalıyor. 16 çarpı 3 üzeri 20. Adıyaman'a selamlar. Evet. Gene güzel bir soru. Bir örüntü verilmiş gençlik. Bu örüntümüzde 6. şeklin çevresini soruyor. Bakınız, buradan devamını getireyim. Devamını getireyim. Şimdi 3. şekil 1, 2, 4. 4. şekil 1, 2 ile devam eder. 4, 8, 16, 32. Bakınız, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 iken 1 kare, 2 iken 2 kare, 3 iken 3 kare ve 6. şekilde 6 tane karemiz gelir. O zaman bu şeklin çevresi gençler, alt zeminin toplamı, şunları toplarsanız 63 mü? 63. 63'ün bir de yukarı karşı tarafı 63 eder mi? Bakınız, çünkü şurası şuraya eşit. Bak, bura buraya. Bura buraya, görüyor musunuz? Bak, şu kenar şuraya. Yani birbirine paralel olduğu için taban uzunluğu 63 mü? O zaman tavan uzunluğu da 63 olduğu için 2 ile çarparsam 126 santim buradan geliyor. Peki. Peki. Bir de en son şeklimizin, karenin bir kenarı 32 mi? 32. Bakınız gençlik, basamak olarak düşünebilirsiniz. Şu yükseklikler. Bak, şunun karşılığı zaten var. Bak, şunun karşısı devamı var. Dolayısıyla merdiven gibi düşünün. Bu rıhtların toplamı, basamakların yükseklikleri toplamı. Direkt bizim binanın yüksekliğini veriyor mu? Binanın yüksekliği dediğin 32. 32, değil mi? 32 de karşı taraf, 32 çarpı 32 64 geliyor ve toplamı 190. Güzel bir soru. Bingöl'e selamlar olsun. Evet. Elif her gün bir önceki günün 4 katı olacak şekilde soru çözmektedir. Bakınız gençler, Elif birinci gün ilk soru, ikinci gün 2 üzeri 2x, üçüncü gün 4 katı çözüyor ya, 2 üzeri 4x, üçüncü gün, hatta özür diliyorum, dördüncü gün 2 üzeri 6 çarpı x, beşinci gün 2 üzeri 8 çarpı x, 6. gün 2 üzeri 9 çarpı x, 4. günde 2 üzeri 6 çarpı x şeklinde x kadar soru çözüyor. Bunun değeri 2 üzeri 10'a eşit mi gençler? Yani dördüncü gün toplam 2 üzeri 10 tane soru çözmüş.
Buradan sadeleştirme yaparsanız 2 üzeri 10'dan 6 tanesi çıktı. 2 üzeri 4 yapar. X'in sonucu o. Şurası 10'dur gençler. Evet. Peki 6. güne bakalım. 6. günde 2 üzeri 10 çarpı X soru çözmüştür Elif. Ve yerine koyarsam 2 üzeri 10, X'in değeri 2 üzeri 4. Üstü ifadelerde çarpmanın birinci kuralı. Ortak taban alınır, üstler toplanır. A seçeneği. Ardahan'a selamlar olsun. Evet. Gençler 14 nolu sorumuza bakalım. Basit bir soru. Şimdi ardışık sayılarda ardışık sayıların toplamını sayı adetine bölersen kaç tane sayımız var? 5 tane. Peki 5 tane. Bu 5 tane sayının aritmetik ortalaması sayıların toplamı bölü adeti. Bu kimi verir? C'yi verir. Niye? Çünkü C ortanca sayıdır. Ortadaki sayıdır. Biz buna da aritmetik ortalama diyoruz. Bölmenin birinci kuralı ortak taban alınır. 23 taneden bir tanesi çıktı. 22 kaldı. 5 üzeri 22. Ceyhan'a selamlar. Basit bir soruydu. Tabii kuralı bilsek. Gençler Naim Süleymanoğlu, ruhun şad olsun, yerin cennet olsun Naim Süleymanoğlu, Türkiye'ye çok madalya kazandırdı. Ağırlıkları ton cinsinden en ağır olanını seçmektedir. Dünya şampiyonuna da bu yakışır. Dünya şampiyonuna bu yakışır gençlik. Peki buna göre diyor hangisini seçmiştir? Lütfen izleyelim. Basit bir soru, sıkça karşımıza çıkıyor. Bakınız taban 3 bölü 2 takla atarken yani 2 bölü 3 kuvvet ne yapıyor? İşaret değiştiriyor. Var mı bir sıkıntı? Gene taban takla atarken 2 bölü 3 kuvvet işaret değiştiriyor. 2 bölü 3 oldukça nettir gençlik. 2 bölü 3'ün 3. kuvveti. Ve eksi 3 bölü 2'nin karesi. Kuvvet çift olduğu zaman bunu eksi yapar mı? Yapar. Bunu da ters çevirirsem 2 bölü 3'ün karesi. Peki. Tabii burada akıllı öğrenci 2 seçenek arasında kalır. 1 ya da 4 değil mi Ebuş? 1 ile 4. Yalnız şuna dikkat edelim. 2 bölü 3 nasıl bir sayı? Kesirli bir sayı. Basit kesir. Değil mi? Normalde pozitif tam sayılar olmuş olsaydı kuvveti büyük olan en büyük olurdu. Değil mi? Bakınız. Mesela bunlar yerinde 2 bölü 3 değil de 2 olmuş olsaydı. 3 olmuş olsaydı pozitif bir tam sayının kuvveti tabanlar eşit ise kuvvet hangisi büyük olsaydı cevabımız 5 olurdu. Ama burada tam tersi. Basit kesir mi? Birden küçük bir kesir mi? Burada paydası, özür diliyorum, kuvveti küçük olan en büyüktür. En büyük demek en ağır demektir. Cevabımız D seçeneği. Cevabımız D seçeneği. Bakınız gençlik hemen sağlamasını yapalım. 2'nin 5. kuvveti 32. 3'ün 5. kuvveti doğru 243. 4 nolu öncülümüze bakalım. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9 mu Ebu Bekir? Peki mesela gel ne yapalım? Payları 32'ye tamamlayalım. Ben şunu 32 yapabilmem için 8 ile çarpayım mı? Ne yaptı? 32 bölü 72 yaptı. Ve paylar eşit mi? Paydalar farklı mı? Bir ekmeği 32 ekmeği 243'e bölersem her birine düşen pay mı? 32 ekmeği 70
ikiye bölersen mi? Yani paylar eşit ise paydası küçük olan en büyüktür. Kesirli ifadelerde o yüzden cevabımız D seçeneği. Naim Süleymanoğlu'ya rahmet diliyorum. Rahmet diliyorum. Gençler 16 nolu sorumuz. Evet şurası yok gençler. 16 nolu sorumuza bakalım. Şimdi kare şeklinde ve altıgen şeklinde iki tane bahçemiz var. Düzgün bahçe. Ali ile Veli turluyorlar. Veli diyor kaç metre fazla koşmuştur. Peki peki. Veli'ye bakalım gençlik. Çevreye bakalım. 6 kenar olduğu için 6 çarpı 1 kenarın uzunluğu 4 üzeri 3. Hatta onu 2'nin karesi şeklinde yazarsam 2 üzeri 6 gelir. Bu bir tur. Veli kaç tur atmıştır? 3 tur atmıştır. Çarpı 3. Çıkarıyorum. Ali'nin aldığı mesafeye bakalım gençlik. Kare olduğu için 4 kenarı var. 4 çarpı 1 kenar uzunluğu 3'ün karesi ve 8 tur attığı için çarpı 8. Hatta 8 yazalım, yazalım. Buradan bir tane 3 de 6'nın içerisinde geliyor. 3'ün karesi yaptı. 6'nın içerisinde bir tane 2'yi bununla yapıştırdım. 2 üzeri 7 yaptı. 8 2'nin küpü 4 2'nin karesi 2 üzeri 5 geldi. 3'ün karesi geldi gençlik. Ve buradan 2 üzeri 7'yi şöyle yazabilir miyim gençler? 4 çarpı 3'ün karesi çarpı 2'nin 5. kuvveti. Amaç şunlara benzetmek. Burası ne yaptı gençlik? 2 üzeri 5 çarpı 3'ün karesi. Evet, evet. 4 taneden, bak 4 tane aynı ifadeden bir tanesini çıkarırsam 3 tane 3'ün karesi çarpı 2 üzeri 5 kaldı. E şu 3'ü de üstü ifadelerde birleştirirsen, birleştirirsek ne geldi gençler? 3'ün küpü çarpı sıralamaya göre yazarsam 2 üzeri 5. Yani 2 üzeri 5 çarpı 3'ün küpü hangi seçenek? C seçeneği. Ceyhan Adana'ya selam. Her ay yayımlanan bir derginin aylık dosya boyutu 258 MB. Yusuf bu derginin 2 yıl boyunca tamamen 16 GB'lık boş bir belleği yüklüyor. Arşivleme işlemlerinden sonra bellekte kaç megabayt boş alan kalıyor? Peki gençler. 16 GB. 16 çarpı 1 GB 10 üzeri 24 MB. O zaman megabayt 2 üzeri 10 ile çarparım. Bu Yusuf'un beleğindeki alan. Peki bir ayda 2 üzeri 8 megabayt gidiyor mu? O zaman 2 yıl 24 ay yapar. Ben şunu 24 ile çarparsam 2 yıl boyunca harcanan belektir gençler, megabayttır. E şunu çıkarırsak cevabımız gelir. 16 2'nin 4. kuvveti çarpı 2 üzeri 10. 24 3 çarpı 8'dir. 8 2'nin küpü çarpı 2 üzeri 8. Ben şuradan 3 çarpı 2 üzeri 11 diyorum. Buranın da 2 üzeri 11 cinsinden yazalım ki çıkarma yapılabilsin. Bir tanesini komşuya sattım. 2'nin küpü 8 kaldı. 2 üzeri 11 oldu. 8 tane karpuzdan
3 tane karpuzu çıkarıyorum. İştahınız çekmesin. 5 çarpı 8'den 3 çıktı 5. 5 tane 2 üzeri 11 cevabımızdır. Dalaman'a selamlar olsun. Evet, evet, evet. Ebuş'un bu soruyu izle. Güzel soru. Şimdi 3 çarpı 3 şeklinde 3 çarpı 3 şeklinde karelerden oluşmuş kutulardan diyor ki sağa gidildikçe değerler artar. Yukarıdan aşağı indikçe değerler artar. Bakalım bu artış miktarı nasılmış gençler? Her bir kutunun içindeki sayı solundaki sayının 4 katıdır. Yani ben aya x dersem hemen yanındaki 4x, hemen diğer yanındaki 16. 4'ün katları. Yukarıdan aşağı inince 8'in katları. Peki yerleştirelim gençler. Ben aya 2 diyorum. Hiç fark etmiyor. Aya 2 dedim. Lütfen iyi izleyin. 4 katı 2'nin küpü. 4 katı yani 2'nin karesiyle çarparsam 2 üzeri 5. Bu kez aşağı inelim. Aşağı nasıldı? 2'nin küpü şeklinde, 2'nin küpü katı şeklinde. 2 üzeri 5'i 2'nin küpüyle çarparsam 2 üzeri 8. 2 üzeri 8'i 2 üzeri 8'i 2'nin küpüyle çarparsam 2 üzeri 11. B kaç? 2 üzeri 11. A kaç? 2. Ortak taban alıyorum. Üstteki kuvvetten alttaki kuvveti çıkarıyorum. Başka bir deyişle 11 tane 2 yukarıda var. 1 tane 2 aşağıda var. Sadeleşir. 2 üzeri 10 kalır. Edirne'ye selamlar. Evet. Gençler. Birden n'e kadar sayıların toplamını Gauss amca yöntem bulmuş. Sağ olsunlar. Kuralı nedir? Son terim çarpı bir fazlası bölü iki formülüyle bulunur. Peki o zaman çarpmanın birinci kuralı nedir? Ortak taban alıyorum. Üstleri topluyorum. Yani birden ona kadar sayıların toplamı. 10 çarpı 11 bölü 2. Paydaya geçelim. 6 üzeri aynı şekilde birden 10'a kadar sayıların çarpımı. Şurası 2 üzeri sadeleştirirsem 55. Paydamız ne geliyor gençler? 6 üzeri 55. Değil mi? Peki. Bölmenin ikinci kuralı tabanlar farklı. Üstler eşit ise tabanları bölüyorum, ortak kuvvet alıyorum. 2'yi 6 ile sadeleştirirseniz 1 bölü 3 geldi. 1 bölü 3'ün 55. kuvveti seçeneklerde yok. Taban takla atarken 3 bölü 1'den 3 mü? Kuvvet ne diyor? Ben sana dayanamıyorum. İşaret değiştiriyorum. Tabanı ters çevirirken, tabanı takla attırırken kuvvette işaret değiştiriyor. O zaman 3 üzeri eksi 55. Adana'ya selamlar olsun. Şukurova'ya selamlar. Evet gençler, son sorumuza geldik. 20. sorumuz. Pozitif bir sayının rakamların karelerini alıp toplamınızda biri elde edene kadar bu işlem devam edecek. Bu tür sayılara mutlu sayısı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mutlu sayısı değildir? Gençler, seçeneklerden gideceğiz. A seçeneğine bakalım. 1'in karesi 1. 3'ün karesi
9, 9'un karesi 81. Bunları toplarsak 91 yapar. Elde edilen sayı kuralı devam ettiriyoruz. 9'un karesi 81, 1'in karesi 1. 82 yaptı. 82, 8'in karesi 64, 2'nin karesi 4, 68 yaptı. 6'nın karesi 36, 8'in karesi 64, 100 yaptı. Zaten 100'ü, 10'u, 1000'i yakalarsanız olay bitmiştir. Dolayısıyla 1'in karesi 1, 0'ların karesi 1. Olur mu? Olur. C seçeneğine bakalım gençler. Hatta B'ye bakalım. B cevabımız. B'ye bakalım. 2'nin karesi 4. 4'ün karesi 16. 0'ın karesi 0 yazmıyorum. Bunları toplarsanız 20 yaptı. 20. 2'nin karesi 4. 0'ın karesi 0. Zaten 4'ü bulduk. 1'e ulaşamadık. Cevabımız B seçeneği. Mesela 208'i de yapalım gençlik. 208. 2'nin karesi 4. 0'ın karesi 0. 8'in karesi 64. Değil mi? Bunları toplarsak 68 yaptı. Dikkat ederseniz 68'de ulaşmış mıydım? Ulaşmıştım. 68'de de ulaşırsın. C'de olur. D'ye bakalım gençler. 1'in karesi 1. 0'ın karesini yazmıyorum. 3'ün karesi 9. 9'un karesi 81. Ne yaptı? 91 yaptı. 91'de ulaşmış mıydım? Ulaşmıştım. Burada da ulaşırsın. Cevabımız B seçeneği. Bursa'ya selamlar olsun. Ahmet hocanızı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Hoşça kalın gençler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.